bu bayramda bayramlaşmayı yaşlı amcayla devam edelim Mürüya. Gidelim evet, şimdi evine. Evet. Elini öperiz. Acaba elimiz boş gitmesek mi? Düşünmüştüm. Bir paket bir şey alsak, tatlı falan filan güzel olur değil mi? Evet. Gel gidelim. Pastandan bir şeyler alalım onu. Al bakalım eline bunu. İçine kuru pastamızı da aldık. Haydi yaşlı dedemizi ziyaret edelim, yaşlı amcamızı. Allah Allah, niye açmadı hala? Heh. Amca merhaba, nasılsın? Dur amca dur, önce bir içeri girelim, bir bayramlaşalım, bir buyur et. Getir amca, öpeyim elini. Nasılsın amca, iyi misin? Öbür elim, neyse o da olur. Amca çok hızlı başladın ya geçmiş anılarını anlatmaya. Biz de sana kuru pasta getirdik, koyalım mı mutfağa? Aldığımız hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Ne alsak evet, bu da vardı şey diyor. Bunun içmesi mi yiyecek? Bunu götürelim başkasına. İyi hadi kalk gidelim o zaman. Amca bizim küçük bir işimiz çıktı. 5 dakikaya geliyoruz, tamam mı? Yürü yürü gidelim yürü. Güzel bir yaş pasta aldık artık. Bunu beğenir herhalde diye düşünüyorum. Yürü gidelim. Bak yine geç açıyor. Bu amca niye böyle yapıyor? De ayıp yani, bir şey almışız gelmişiz, insan beğenmiyorsa da beğeniyormuş gibi davranır. Önemli değil amca, önemli değil. Nasılsın, iyi misin? Geç otur. Biz de az önce sen dedin ya kuru pastaya benzer şeyler var elde. Biz de gittik sana kruvasan aldık, pasta. Kruvasan var. Yaş pasta. Biz de yaş pasta almıştık zaten. O da var bizde. Hiçbir şeyde mi mutlu olmuyor? O da var, bu da var. Teşekkür ederim de kapattın mı ya? Tamam amca, neyse yapacak bir şey yok artık. Bir çay demleriz yanına, yeriz olur mu? Amca ne yapıyorsun orada? Amca ne yapıyorsun? Ha, gizli yerlere. Amca sen nekeli çıkısın, gizli yerlere para saklamışsın hep değil mi? Koltuğunun altının çekmece olduğunu iddia ediyorsun amca sen. Abi eskiden böyle çekmece olmadığı için benim annem... Çok param var mı peki amca? Amca çok param var mı, ona cevap ver lütfen. Çok param yok. Annem nerede benim? Annen nerede mi var amca? Bayram ziyaretine başka ne yapılır? Aa amca. Bayram ziyaretine kolonya dökülür. Ama sen şimdi kaç yaşında amcasın artık, sen dökme. Rüya, bu iş sana kaldı. Koş bir kolonya getir, dök bize. Getirdim kolonya. Gel gel kızım, aç. Sen bana yapmayın şimdi. Neden? Şimdi size yemek hazırlayacağım. Şu anda fışkırdım. Fışkırdım, getir bana, dök. Ay senin tamam. Senin bebek kolonyası. Ay amca, çok güzel kokuyormuş yok, amca. Sen niye kolonya istemedin şimdi, anlamadım ben amca. Şimdi. Ay bize yemek mi hazırlayacaksın? Ya bu amca çok tatlı, hemen bize yemek hazırlıyor. Hani bayramda insanlar zaten... Ne yapacağım benim eskiden hazır pizzamız vardı. Ben de yemek hazırlayacağım deyince gidecek böyle sulu yemek, pilav, patates falan bir şey yapacak sandım. Amca sen hazır pizza almışsın bize. Neyse ben de yemek... Şimdi amcayı eleştirdim. Beğenmedi. Şimdi ben de yemeği eleştirsem ne olur? Günah olur. Amca buraya mı oturalım? Oturduğumuz yerde mi yiyelim? Siz benim koltuğumda oturabilirsiniz. Tamam olur, teşekkür ederim. Paralı koltuğa da beni layık görmen bir tık sevindirdi beni. Allah Rüya oturu paralı koltuğa. Arkadaşlar siz bu bayramda sizden büyükleri ziyarete gittiniz mi? Ne oldu? Dedim en sevdim. Çok teşekkür ediyoruz. Yapamadın mı? Ne yaptı orada? Kızım, zaten ben de beceremedim. Pizza sipariş verdim. Ha, yemek yapmak istedin, olmadı mı? Biz pizzayı çok severiz zaten amca, ellerine sağlık. Lan o kadar utandırdı ki beni ilk söylediğim cümleden dolayı, anlatamam. Arkadaşlar siz bildiğin yalamışsın ha tabi. Arkadaşlar sizden büyükleri ziyarete gittiniz mi? Yorumlarda yazın. Hoşçakalın.